Tamam. Evet. Farkındayım. Çok haklısınız. O kadar uzun bir süre arayı açtım ki artık haklı olarak ağzıma sıçtınız. <laughs> birisi, birisi geçen ben şey videolara da ara vermiştim. Son videoyu attım. Alacak karanlık videosunu. Yeni ayın yani. Sonra dedim yorumlara bakayım biraz. Kim neler demiş eski videolara falan bir önceki videoya. Bir önceki videonun yorumlarına baktım. Birisi yazmış ki aşırı komik buraya da koyacağım hatta. Ekrana vereceğim izleyenler için. Vi yeni videolar nerede kaldı? Geri zekalı Meryem iyice saldın. <laughs> böyle ilk gördüğümde var ya dedim ki bu ne ya? Aşırı sinir oldum sonra dedim ki ya sonra böyle aşırı güldüm. Çünkü gerçekten haklı yani kendince. Neyse işte arkadaşlar bir sürü şey oldu. Sohbet edeceğiz. Anlatacağım her şeyi merak etmeyin. Öncelikle size zaten bu haberi de YouTube'un topluluk sekmesinden verdim. Spotify'dan falan dinleyenler için değil de YouTube'dan takip edenler için orada bir duyuru yapmak için topluluk sekmesi var. Oradan söyledim aslında. Merch çıkardım ben. Aşırı böyle heyecan verici, çok bir de şey bir süreçti bizim için. Yani tasarlamak, fotoğraf çekmek. Bunların hepsi ayrı birer şey, süreç. Ama ortaya çıkan şey o kadar hoşuma gitti, o kadar içime sindi, o kadar tatlı geldi ki bana. Hani bütün o yorgunluğum, bütün o aylarca böyle bu olay beni böyle çok kafamı meşgul ediyordu. Ama o kadar mutlu oldum ki ve siz de çok sevdiğiniz e, haberiniz olmayanlar için aşağıya linkini koyacağım zaten. Ama Mayıs'tan beri aslında geçen sene doğum günümden beri böyle bir şey yapmayı düşünüyordum. Siz zaten çok öncesinden beri söylüyorsunuz bana. Ama ben şimdi hani bir YouTuber olarak önce belli bir kitlem olması gerektiğini düşündüm. Öyle 30 bin takipçiyle bakın tişört çıkardım. Satın alınan tişörtüm falan. Hani böyle bir şey bana hoş gelmedi açıkçası. Ama siz böyle çok söylediniz işte. Sen bir şeyler yaparsan alırız falan. Beni böyle çok teşvik ettiniz. Ben de belli bir takipçi sayısına ulaşmayı bekledim. Sonra kafamda tasarımlar. Yani böyle kafamda ne yapmam gerek. Yani kafamda ne yapmak istediğimi belirledim. Sonra benim posta kutum var. Videoların altında da. Hatta adresi yazıyor. O posta kutuma benim ara sıra sizden mailler geliyor. Ya mail dediğim posta geliyor işte kargo geliyor. Geçen sene bir tane kargo geldi. Ben bu kargoyu açtım. İçinden böyle bir sürü tatlı tatlı sticker'lar çıktı. Ve ben o kadar çok hoşuma gitti ki bu sticker'ları. Ya resmen o kadar güzel çizilmiş ve tasarlanmış ki çok hoşuma gitti. Ve beni işte çok takip ettiğini, sevdiğini, işte izlediğini söyleyen bir takipçim tamam mı? Sonra ben dedim ki ya bunlar aşırı güzel. De yazı tipine de bayıldım. Kendi orijinal bir fontu var yani yazı tipi var. Kendisi yapmış. Dedim ki ya ben zaten merch çıkarmak vardı kafamda. Böyle bir şeyler, tasarımlar yaptırmak istiyordum. Ve ben takipçilerimle çalışmayı çok seviyorum. Çünkü beni en iyi anlayan onlar gerçekten sizsiniz yani. ben Çünkü bazen beni benden bile iyi tanıyorsunuz. Mesela ben bazen burada ne söylediğimi unutuyorum. Videolarda ne söylediğimi unutuyorum falan. Siz artık bazı şeyleri o kadar çok bazılarınız tüketiyor ki bazı şeyleri benden iyi biliyorsunuz. Unuttuğum şeyleri bile. Zaten slogan konusunda da size sordum. Çok yardımcı oldunuz. Instagram'dan falan sormuştum. Sonra o sticker'ları bana gönderen kişiye ulaştım. Dedim ki selam ben merch tasarlamak istiyorum. Benim için merchleri çizer misin? Beraber çalışalım mı? O da sağ olsun kabul etti. Çizsem. Ve ben ona tarif ettim. O da çizmeye başladı tamam mı? aranızdan şey diyenler de olacaktır ya sen niye çizmedin birincisi benim zaten full time bir işim var ve o baş başına kendisi bir iş o yüzden çok zamanımı alacak diye çok bir de e, mükemmeliyetçi davranıp iyice süreci yavaşlatacağım diye cesaret edemedim açıkçası ama ileride şöyle, şöyle de düşünüyorum ufak tefek kendi çizdiğim şeyleri de koyacağım ama şimdi değil yani böyle güzel bir şeyler yapmak istiyorum çünkü hani sizden güzel feedbackler geldikçe yapmak istiyorum böyle şeyleri şu an böyle bir anda haldır huldur bir sürü dizayn olsun istemiyorum. Bence şu an için bu kadar yeterli. E sonuç olarak Çisem'le ben tarif ettim. O çizdi. Böyle çok tatlı dizaynlar oluştu. Ya böyle başta birazcık şey. Allah'ım insanlar ya insanlar beğenecek mi? İnsanlar alacaklar mı? Yoksa saçmalıyor muyum falan gibi bir duygu oluştu her şeyde olduğu gibi. Ama sizden çok böyle pozitif yorumlar geldi. Ben de çok mutlu oldum. Aşağıya dediğim gibi koyarım. Bakarsınız. Çiseme de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü ben böyle biraz pimpirikli çalışan bir insan tamam mı? Zaten e, firmayla da aynı şekilde böyle aşırı her şeyi soruyorum. Fotoğrafçıyla da aynı şekilde böyle birazcık her şey güzel olsun diye çok uğraştım. O yüzden böyle belki pimpiriyim, nazım mazım geçtiyse de affola diyorum. Aşağıya onun da e, YouTube sayfasının ve Instagram sayfasının linkini koyacağım. Ona da bakarsınız neyse işte sonuç olarak birkaç haftamı aldı bu iş çünkü son hazırlıkları yapmam gerekiyordu. Çok heyecan verici bir süreçti ama bu süreçte tabii ki e, kanal ve podcast'te yetişemedim. Yani her şeyi aynı anda yetişmenin mümkünatı yoktu maalesef. Sonra bir de zaten Trabzon'a gittim, geldim. Onu biliyorsunuzdur ama söylemişim çünkü burada. Ve ben Trabzon'a gidip geldikten sonra bir anda böyle bir şey oldu. Herkes beni İstanbul'dan çağırmaya başladı. Böyle bütün davetleri kabul edemedim zaten ama iki iki günlüğüne gittim ve önce bu Amazon Prime'ın yeni bir dizisi var. Bergüzler Koreli'nin düğüm. Onun lansmanına gittim. Bir de Soram aslında konuk oldum. O da birkaç haftaya çıkar diye düşünüyorum. Ne zaman çıkacağını soruyorsunuz ama o da çok belli değil açıkçası. O yüzden de bir şey söyleyemiyorum. Ama birkaç haftaya çıkar diye düşünüyorum. Yani bir anda böyle bir sürü şey olduğu İstanbul seyahati falan filan derken. Bir de ilk kez böyle bir şey oluyor sonuçta. Ben Hayatımda ilk kez merch çıkarıyorum. Hayatımda ilk kez lansmana davet ediliyorum. Hayatımda ilk kez soramasına davet ediyorum falan. Bir de soramasını ya yani kanalın daha ilk yıllarında soramasından ben çok video incelemiştim yani. Ve böyle bu çok hoşuma gitti yani. Hani videolarını incelediğim bir platformun beni davet etmesi... Bana yer vermek istemeleri videolarında çok hoşuma gitti. Ama birazcık çok heyecan yaptım ya. İnşallah güzel çıkar biliyor musunuz? Bazen böyle... Mesela video yapıyorum veya podcast yapıyorum. Allah'ım diyorum hiç içime sinmedi oldu mu acaba falan filan. Çoğu zaman %90 ürün çıkınca diyorum ki olmuş ya filan diyorum. Umarım bunun için de aynı şeyi söylerim. Çünkü aşırı ya bilmiyorum niyeyse <laughs> çok heyecan yaptım. Ve bazı soruları mesela şu anki taşağımı yaydığım podcast ortamımda çok farklı cevaplayacağım soruları. Orada birazcık hani sonuçta ilk kez yabancı olduğum bir ortam işte feminizmle ilgili falan filan sorular soruldu. Umarım güzel olmuştur. Derdimi karşı tarafa, ya çünkü biliyorum şimdi beni hiç izlemeyenler de izleyecek oradan. Derdimi bütün insanlara net olarak, güzel olarak anlatmaya çalıştım. Umarım güzel olur o da. A bu arada ben merch giyiyorum bugün şu anda izleyenler için. Yani şu an üstümde kendi tasarladığımız merchlerden birisi var. Şöyle göstereyim kameraya osuruğumu. Çok tatlı ya bu sura bayıldım ben biliyor musunuz ya. bunun acaba crop topunu falan yaz geliyor şimdi. O suru o sura birazcık böyle daha eğilmem lazım biliyor musunuz? Ya bir de bir şey söyleyeyim mi? Ben başta hiç şey demiyordum ya işte çıksın da kendim de giyerim falan ama bence bu herkeste oluyordur. Çizerlerde falan çok oluyordur bence çünkü en kendime yakın gördüğüm mesela bir ürün çıkarma konusunda kendime en ya kafalarını anlayabildiğim kişiler çizerler. Mesela çiziyorsun bir şeyi iki gün sonra bakıyorsun ay ne kadar iğrenç çizmişim falan diyorsun ya. Ya bu insanın kendi içinde yani böyle yaratım sürecinin bir parçası. Belki biraz bu kadar kendinden şüphe etmek de iyi değildir ama çok fazla özgüvenli olmak da iyi değil bence. Çünkü o zaman gelişemezsin. O yüzden böyle mesela bir şey çıkarıyorsun bir hafta sonra aa cringe falan oluyorsun. Ben bunları böyle ilk baktığımda ilk size sizin Karşınıza getireceğim zaman çok heyecanlandım. F cringe. E, ne olacak işte rezil olur muyum falan böyle. <laughs> Ama o kadar tatlı ve o kadar güzel şeyler söylediniz ki ben de artık böyle gururla giyerim yani. Öyle işte sonuç olarak aşırı yoğun birkaç hafta geçirdim. Hatta şimdi bile böyle bildin maraton aslında bugün benim için çünkü Ankara'ya birkaç misafirim gelecek. Yani aynı hafta içerisinde 5 kişiyi ağırlayacağım. Şu an bir yani Ankara'ya gelecek olan misafirlerimi sürpriz tutmayı tercih ediyorum ben. Çünkü bir tanesiyle içerik üretmeyi düşünüyorum ve adı bende kalsın şu anda. Ama yani ne bileyim bir bakarsınız haftaya podcast'te birisi gelmiş mesela. Kim bilir? Böyle bir sürprizim de var size yani böyle elim boş götüm yaş gelmedim arkadaşlar. O kadar o kadar podcast'i aksattıysak bizim de bir bildiğimiz var yani. Yani orada lansmanda boş boş insanlara bakıp geçmedik yani. Orada takipleştiğimiz kişilerle buluştuk, tanıştık, planlar yaptık bir takım falan yani. O yüzden lütfen beni yargılamayın tamam mı? Ben her zaman sizler için güzel şeyler hazırlıyorumdur arka planda eğer bu kadar bekletiyorsam bir bildiğim vardır. Bir de çok özlüyorum biliyor musunuz? Ben mesela video yaparken veya işte kitap bok gibi book reviews hazırlanırken falan veya ne bileyim hayatımla ilgili başka şeyler yaparken diyorum ki mesela 5-6 gün geçince diyorum ki ulan diyorum benim şuraya oturmam ve bir podcast bir, bir konuşmam lazım böyle haftalık bir konuşma artık o kadar düzenli bir şey haline geldi ki benim için haftalık konuşmasam ya ben podcast yapmadım ya bu hafta falan oluyorum onun da eksikliğini çok hissettim siz de hissettiniz biliyorum o yüzden çok özlüyorum yani çok özlemişim burada konuşmayı öyle başımdan geçenler bunlar Bayağı bir konu birikti zaten konuşacak. Ben mümkün olduğunca artık bilmiyorum. Hani ne kadar sığdırabilirsem o kadar sığdırmaya çalışacağım. Böyle uzun bir bölüm olsun istiyorum. Önce hayatımla ilgili bazı gelişmeleri sizlere aktarmak istedim. Çünkü biliyorum merak edenleriniz var. Bazılarınız şey diyor ama sade de gel artık konuya gir. Hayatını merak etmiyoruz falan. Öyle değil arkadaşlar. Ben illa her zaman kendimden bahsetmek zorundayım. Okey. Bu arada üf, bir şey söyleyeyim mi? Şu bu uzun saç beni inanılmaz yormaya başladı. Yeter artık. Yeter. Saçlarımı şöyle bir anda küt diye şöyle yapmak istiyorum. Şöyle kısacık olsunlar. Yeter artık bıktım ya. Yeter. Uzun saçla uğraşmak o kadar zor ve sıkıcı bir iş ki. Bir de bir yerden sonra insanı da sıkıcı gösteriyor. Böyle bir yenilemen lazım kendini. Böyle bir refresh. Bir de böyle bazen insanlar saç kestirmeye aşırı anlam yüklüyorlar ya. Sanki bir daha hiç uzamayacakmış saçları gibi sanki böyle parmakları kesiliyormuş gibi davranıyorlar. Ya kardeşim dibi kökü sende işte uzuyor. O yüzden böyle arada sırada şöyle kesip refresh etmek yani böyle bilgisayarda sayfayı yenilemek gibi düşünün. Veya telefonda <laughs> şöyle bir refresh olmak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden evet uzun saçlarımı çok sevmiştim. Çok seviyorum ama artık yordu. Artık bıktırdı. Artık yeter. Artık burama kadar geldi. Bu da Artık yeni sahne dekorumuz arkadaşlar. Bu böyle duracak burada. Ay kurbağaları aşırı sevmeye başladım. Bak burada da bir kurbağa var, burada da bir kurbağa var. Witch'teki Will gibi oldum. Hiç alakam yok. Böyle bu kurbağa ne ya falan derdim ama aşırı sevmeye başladım kurbağaları. Bunu bu arada <laughs> Trabzon'a gittim. Resmen evden çaldım. Yani evim şeydeki çocukluğumu geçirdiğim Trabzon'daki evden her gittiğimde böyle oyuncak çalıyorum. Bakın şimdi göstereceğim size. izleyenler için ağzı açılıyor. Çok tatlı değil mi ya? Çok tatlı bir kurbağa bu ya. Şu fermuarı da dil şeklinde yapmışlar. Neyse bayıldım. Neyse çok fazla uzatmayalım. Şöyle dursun kurbağacığımız. Önce genel işte gündemi kaçırdık. Böyle işte karşıma çıkan tweetleri, haberleri, reelleri böyle genel bir gündem yorumlaması yapmak istiyorum sizinle. Çok özlemişim. Sonra da Twitter'da karşılaştığım bir şey yorumlayacağız beraber. Bir tane tweet gördüm dün. Onun üzerine size bir şey anlatmak istedim bu hafta başıma gelen. Yazmış ki birisi taksiye bindim 74 TL tuttu kartla ödüyordum düz 100 çek dedim. Baktım 108 çekmiş dedim bu ne komisyon oluyor ya diyor. Amık ülkesinde hiçbir iyilik cezasız kalmaz mı ya demiş. O kadar haklı ki yani Türkiye'de genelde iyilik yaparsanız karşılığında o iyiliğin bir sizin götünüze sokulmadığı kalıyor arkadaşlar. Çok ilginç yani. Mesela tak 74 tutmuş. Diyor ki 100 çek hani üstü senin olsun. Adam da 100 te, 108 çekiyor yani. Edebilin adamla kart şeyi varsa bile komisyon alıyorsa bile 100 lira çekersin değil mi? Kalan komisyondan kalan zaten senin. Hakkın olan odur. Adamdan 100 çekmen gerekiyor. Hakkın olan o paranın içinden o bahşişi almak zaten. Ama bahşişin üstü yani bahşişin de komisyonunu alıyor. Hani bahşiş verip borçlu çıkıyorsun adama anladın mı? Bunun gibi ne oldu biliyor musunuz? Ben bir internette bir pet shop firmasından ismini vermeyeceğim. Mama sipariş ettim. Mamaların bir tanesi altılı tamam mı? Üzerinde 6 çarpı 50 yazıyor. Bu bahsettiğim web sitesi de 6'lı, 12'li, 24'lü paketlerinde de satıyor mamaları. 6 çarpı 50 yazdığı için üstünde herhalde o internete giren kişinin kafası karışmış. 6 çarpı 50'yi 6 paket altılı mama olarak görmüş. Yani 36 mamanın fiyatına sadece tek paketin mamasının fiyatını yazmış. Tamam mı? Bir paketin içinde 6 tane var hatırlayın. Ben de 2 paket aldım o mamadan. O yüzden 6 çarpı 2 12 paket geldi. Benim evime yani kocaman bir koli geldi. İçinde 12 tane altılı paket mama var. Yani toplamda 72 adet yaş mama geldi. Normalde ya başka mamalar da söylemiştim ama normalde o söylediğim paketten sadece 12 tane gelmesi gerekiyordu. 72 tane yaş mama geldi. Şimdi burada dürüst bir insan olmasam ben şöyle yaparım. Aa ben bunu görmemiş gibi yapayım. İşte açalım paketleri. Vereyim ben yaş mamaları kedilere. Aa biz fark etmedik ki yemişler bitmiş falan. Böyle kim vurduya gelebilir tamam mı? Dürüst olmayan bir insanın başına gelse bu. Gayet çalabilir o mamaları. Ben de dedim ki insan gibi Aa ben uh, al 2 paket söylemişim 10 paket ekstra gelmiş. Herhalde orada girerken yanlışlık oldu. Ben bunu en iyisi firma ile iletişime geçeyim. Söyleyeyim onlara. böyle bir durumda mesela Amazon'da böyle bir şey başınıza geldiğinde tabii ki Türkiye'nin yerel e, markalarıyla Amazon'u karşılaştırmak da biraz şey oluyor tamam Sonuçta kazandıkları para aynı değil. Onlar da zorluk yaşayan esnaflar. Tamam mı? Anlayabiliyorum bunu. Ama ben mesela ben böyle bir esnaf olsam ve birinin başına böyle bir şey gelse ve bana açsa telefon açık yüreklikle söylese yani siz bana ben iki paket söylemiştim siz bana 12 tane gönderdiniz. Ben bunları geri vermek istiyorum veya ücretini ödemek istiyorum böyle bir teklifle gitse bana karşı taraf şey yaparım tamam mı? Aa derim ya işte kusura bakmayın isterseniz siz şu kadar yollayın şu kadarı da bizim hediyemiz olsun falan filan böyle arayı bulmaya çalışırım. Neyse ben ara işte ulaştım bunlara söyledim böyle böyle bir durum var nasıl çözebiliriz falan. Birden beni bir kadın aradı. Açtım telefonu şey diyor bana ama yani nasıl bir üslup biliyor musunuz? Böyle alacaklı gibi yakama yapıştı yani. Böyle mi yapılır yani? Ben zaten bir yanlışlık olduğunu kendim sana söylemişim. Üstünde yatacak halim yok mamaların. Böyle yapıyor. E, sizin siparişinizde bir yanlışlık olmuş. E, ya bize iade etmeniz gerekiyor ya da şu kadar şu kadar para ödeyeceksiniz. Bu aynen üslup bu. Böyle olmaz yani bence bu çok ayıp bir şey. Ben de dedim ki tamam ben ödemek istiyorum satın almak istiyorum indirim olmaz mı ya falan sağ olsunlar ufak bir indirim yaptılar ama dedim ki yani dedim ben sonuçta size zaten bunu söylüyorum benim zaten kötü bir niyetim yok dedim gerçekten orada birileri mağdur olacak o internete o yazıyı yanlış giren mağdur olacak fiyatı ne bileyim belki başka siparişleri de paketlediler yani ben gerçekten daha fazla insanın başı yanmasın diye böyle bir hatayı fark ettiğim için hemen iletişime geçiyorum. Ama dedim siz bana telefon açıp böyle alacaklı gibi istiyorsunuz dedim yani. Ondan sonra ne <laughs> de dedi biliyor musunuz kadın? <laughs> ya kusura bakmayın işte arkadaş bana dedi maaşından kesilecek diye korkmuş. Ki bence bunu beni arayan kişi de zaten firmanın sahibi falan tamam mı? Ya Petro firması sonuçta Bill Gates falan şey yapacak hali yok. Oradaki yetkililerden 3-5 yetkiliden biri arıyordur zaten. Herkes birbirinden habersiz değildi. Sanki ben salağım. İşte e, işçimiz maaşından kesilir diye korkmuş. O bana söyledi. Ben o yüzden o parayı istedim. Yani gerçekten o kadar. İşte bu yüzden arkadaşlar bak millet mesela ben Amazon filan övünce işte hemen ya işte Amerikan firması da bilmem ne de falan. Tamam gerçekten evet Amazon da bu arada işçilerine inanılmaz şey yapıyor. Ağır çalıştırıyor falan. Ama zaten bu alışveriş sitelerinin hepsi işçilerine o yani işçisine çok güzel davranan bir alışveriş sitesi ben zaten görmedim. Ama sonuçta hani yaşıyoruz, hayat yaşıyoruz. İnternetten de alışveriş yapmak zorunda kalıyoruz zaman zaman. Böyle bir şey olsa emin olun bak Amazon ne derdi biliyor musunuz? Kalsın sizde parasını da ödemeyin. Yemin ederim bak. Amazon eğer ürün kendi Amazon.com.tr üzerinden gönderiliyorsa, başka bir aracı şirket falan yoksa direkt olarak böyle yapıyorlar. Ne zaman bir sorununuz olursa sizi önceliyorlar yani. Öyle işte sonuç olarak Türkiye'de iyilik cezasız kalmıyor arkadaşlar. Birkaç kere daha bu duruma şahit oldum bu arada. Eğer kibar düzgün bir şekilde halletmeye çalışıyorsanız işinizi mutlaka insanlar sizi aptal yerine koyuyor. Keriz gibi görüyorlar yani böyle. Ya böyle zorluk çıkarmanız ya bağırıp çağırmanız ya böyle Gerçekten çok ayıp bir şey yapmanız gerekiyor ki insanlar sizi ciddiye alsın, sizi ilgilensin. Türkiye'de gerçekten böyle bir şey var. Aa başınıza şöyle bir problem mi geldi? Aa işte biz yardım edelim. Aa şunu da şöyle yapalım. Çok az firma bunu yapıyor. Genelde hep böyle herkes, bu gerçekten böyle ekonomi zaten bozulukça ortaya çıkan ahlaki bir sorun. Herkes böyle birbirini sikmeye çalışıyor. Herkes birbirinden birbirini kullanmaya çalışıyor. Ben nasıl nemi alınabilirim? nasıl şey yapabilirim? O kadar böyle pragmatist hale geldi ki herkes çok tuhaflaştı böyle. Herkesin tavrı falan çok tuhaflaştı özellikle bu son zamanlarda. Neyse Müge Anlı demiş ki bir kadın evli zaten var ya bu Müge Anlı'nın böyle üst perdeden ahlak dağıtmaları beni öldürüyor. En çok izlenen Gündüz Kuşağı programının sahibisin, yap, sunucususun. Her gün re neredeyse reyting rekorları kırıyorsun. Yaptığın şey kaynanam dayıma atlamış, işte halam amcamı sikmiş. Sonra görümcemi öğrenince görümcemi öldürmüşler ama katil ben değilim falan. Hani böyle Anadolu insanının dertleriyle uğraşıyorsun. Tamam bu insanı gerçekten bıkkınlık seviyesine getirebilir bazen. Tamam bunu da anlıyorum. Mesela o konuşurken onlarla muhatap olurken çok profesyonelce muhatap olduğunu fark ediyorum bazen. Mesela bizim belki anlayamayacağımız Ali Cengiz oyunlarını anlıyor. Çünkü artık o kadar çok iletişim kurmuş ki o insanlarla. O kadar çok ciğerlerini biliyor ki Bazen bizim anlayamayacağımız şeyleri anlayabiliyor. O insanlarla çok daha düzgün diyalog kurabiliyor. Ya düzgün diyalog ne diyeyim mesela kimin kimden şüphelenebileceğini anlıyor en azından diyeyim. Kimin yalan söylediğini falan. Ya bunun için de Einstein olmaya gerek yok ama hani kadın bence mesela benden senden daha fazla hakimdir Anadolu insanına. Emniyette falan çalışan bir polis memuru gibi veya işte küçük şehirde çalışan bir öğretmen kadar haberdardır Anadolu insanından. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama Bazen gerçekten o kadar böyle ton def diyorlar buna o kadar etrafındaki fakir e, sefalete etrafındaki sorunlara insanların neler yaşadığına o kadar sağır ki yani zengin insanlar da bu çok oluyor o kadar unutuyorlar ki hayatın ne kadar zor olduğunu normal yaşayan insanlar için böyle saçma sapan konuşuyorlar yani neymiş? Bir kadın evlenirken sevgili olurken para, pul, bilezik, ev, araba istiyorsa o kadından kaçın. İşte beni sevecek misin? İlişkimiz güzel olacak mı? Evliliğimiz mutlu olacak mı? Çoluğumuz, çocuğumuz huzurlu olacak mı falan bunu isteyecekmişiz. Yani sen zaten o insanlarla her gün muhatap olan sensin. Kadınların ne kadar ezildiğini, ne kadar bok parçası gibi davranıldıklarını gören sensin zaten. Sen birinci elden şahit oluyorsun. Ama kendini o kadar üstün görüyor ki zaten Böyle insanlarda artık böyle bir kaçınılmaz bir şekilde bir narsizm oluşuyor. Oha, millet bana bayılıyor. Ben gerçekten harika bir insan olmalıyım falan gibi düşünmeye başlıyorlar. Yani o kadar söz söyleyebilecek bir konumda görüyor ki kendini. Ya senin o kadar çok param var ki ya markete bile gidip bir şey aldığını zannetmiyorum ben. O kadınların sorunlarını, neden o kadınların bilezik istediğini, altın istediğini böyle güvenceler istemek zorunda olduklarını anlamak bir yana sen hayatında en son ne zaman markete, fırına, yere gitmişsindir veya toplu taşıma kullanmışsındır bilmiyorum yani gerçekten. Hani bu kadar zengin insanların böyle durumlar hakkında yorum yapması bana inanılmaz komik geliyor gerçekten. İnsanlar karınlarını doyurmak zorunda insanlar imam nikahlı kocalarından yaptıkları 15 tane çocuğun üstüne altın bilezik gibi güvenceler istiyorlar. Yani maalesef hayat böyle bir şey. Hala küçük şehirlerde, küçük köylerde kadınlar mal gibi alıp satılıyor yani. İnek gibi böyle veriliyor, bir aileye veriliyor ve sürekli çocuk yapmaları, ev işlerine bakmaları, kocalarının ayaklarını yıkamaları, yemek yapmaları, sürekli böyle sorumluluklar bekleniyor. Ekonomik güvenceleri yok, çalışmalarına zaten izin yok. Hiçbir şekilde arkalarında kimse yok. Belki senin sahip olduğun sevgi dolu bir aile veya senin sahip olduğun başka ekonomik güvenceler hukuki güvenceler bunların hiçbiri o kadınlarda yok o kadınlar bu altınları istemek zorundalar çünkü o altınlar olmazsa o kadınlar bok parçası gibi ortada kalacaklar bu yüzden bana böyle fakir insanlara akıl vermek gerçekten çok ayıp geliyor tamam mı yani sen ne biliyorsun bir de zaten hep kadına yükleniliyor tamam mı böyle düzen yani böyle bir düzende zaten hep kadına her şey kadından bekleniyor bir de sen eğitimli okumuş zengin işte milyonlarca insanın izlediği bir program sunan bir insan olarak senin üstünde belli sorumluluklar vardır. E sen de kadına yani düşene bir tekme de sen vuruyorsun. Kadın işte ev, araba bilmem de pul, para pul bilezik istiyorsa kaçınmış. Bak mesela sen ben tamam mı bizim böyle erdemleri konuşmak için konforumuz yerinde. Sen, sen ben diyebiliriz ya of ya altın mı bilezik mi istemiş ay ne kadar saçma. İşte huzur istemesi gerekmez mi ilk önce? Ama o insanlar huzuru o şekilde bulabiliyorlar. O insanlar zaten hayatı bir sıfır geriden başladığı ve asla hiçbir zaman çevrelerinde herhangi bir erkekle eşit görülmedikleri için, e çalışamadıkları için, yapayalnız oldukları için, tamam mı? Aileleri bile siktir ediyor. Boşanırsan gelme, ben sana bakmam diyor mesela 5 tane çocuğuyla. O yüzden o altınlar zaten bu hukukta da var bu arada. Yani böyle şeyleri düşünmeden. Ne, ne güzel ya. Vallahi böyle millete akıl vermek. Gerçekten çok böyle konforlu bir şey. Yani sen kendi sahip olduğun değer yargılar üzerinden değerlendiremezsin onları. Tamam ben sen ben belki öyle söyleyebiliriz. Aa ne kadar ayıp ya bilezik istenir mi diyebiliriz ama o kadın bilezik istemek zorunda. O kadının ah huzur falan böyle şeyleri konuşacak konforu yok. Ne bileyim işte yine sinirlendim. Bir de mesela şeylerde de internette de çok görüyorum. Çalışmayan kadınlara çok fazla saldırılıyor. Kadınlar tarafından da çok saldırılıyor. Ve ben buna çok üzülüyorum. Yani ben çalışan bir kadın olarak mesela çalışmayan bir kadın gördüğümde şey gelmiyor aklıma. Oh, ben ondan daha üstünüm çünkü ben çalışıyorum ve param var. Sen de çalış köpek falan. Ya böyle düşünmüyorum böyle hissetmiyorum ama o kadar çok çalıştığı için kendini böyle daha üstün gören ve öyle bir kibirle bakıyor ki mesela onun yaşam hikayesini falan hiç bilmiyor, duymuyor, anlamak istemiyor zaten. Mesela diyelim 5 tane çocuğu var, bakacak kimsesi yok, kreşe falan da veremiyor. E mecburen evde durmak zorunda. Birisi bir yıl paylaşmıştı işte. Aa işte evdik ev kadınları hiç iş yapmıyor zannediyorsunuz ama çocuk bakmak, yemek yapmak, çamaşır bulaşık yıkamak, ev işleri. Ben her zaman söylerim zaten. Ev canlı gibi bir şey zaten. Evi iki gün bıraktın mı ev yürü, yürüyor böyle bildiğin üstüne yürümeye başlıyor. Sürekli düzenli tutman gerekiyor falan. Bunları daha iyi anlamaları gerekirken mesela çalışanlar şey yazmışlar. Ay biz bir de çalışıp bunları yapıyoruz tamam mı? Falan. Yani kardeşim sen kime yargı dağıtıyorsun? Yani tamam çalışıp yapıyorsan evet gerçekten senin için hayat daha zor. Ama burada bir yani suçlaman gereken çalışmayan kadınlar değil. Çalışmayan kadına sen de çalış köpek diyerek kendini üstün hissetmen gerekmiyor. Şunu sorgulaman gerekiyor. Ya ben bu kadar eşek gibi çalışıyorum. Bir de üstüne eve gidiyorum, yemek yapıyorum, çamaşır bulaşık yıkıyorum, çocuk bakıyorum. Ya bu çok eşit olmayan adaletsiz bir sorumluluk dağılımı değil mi? Kocam ne sike yarıyor? Onun da bir şeylere koşması gerekmiyor mu? Demen gerekirken, "Ah çalışmayan kadınlar da ne kadar ezik. Çalış eşek. Biz biz boş yere mi çalışıyoruz?" falan böyle bir tripler. Şeyi çok ko kolay biliyor musunuz? Ekonomik güvencesi olmayan eğitimi olmayan kadınları ezmek gerçekten çok kolay. Çok konforlu ya. Çünkü hiçbir şey diyemiyor sana zaten. O yüzden istedikleri kadar ezebiliyorlar ve bana çok aşağılık geliyor. Yani gücünüzün yettiği kişilerin eğitimsiz ve parasız kadınlar olması. Çok aşağılık. Yani götün yiyorsa biraz da muktedirlere laf et bakalım. Götün yiyorsa biraz da evde hiçbir sik yapmayan kocaya laf et bakalım. Ama onlara kimse laf etmek istemez. Çünkü bu daha kolay, bu daha konforlu. Neyse yine sinirimizi attık arkadaşlar. Biraz da kürtajdan bahsetmeyelim mi? Amerika'da muhafazakar eyaletlerde hızla kürtaj karşıtlığı daha beter politikalara evrilmeye devam ediyor. Mesela işte atıyorum tecavüze uğrayan kadınlardan doğurulmaları bekleniyor veya çok tehlikeli bir hamilelik geçiriyor, düşük yapacak. Zehirlememesi için fetüsünü direkt olarak aldırması gerekiyor çocuğu ama o eyalette yasak. O yüzden başka eyalete gitmesi gerekiyor. Başka eyalete gidecek parası yoksa ölecek resmen yani. Hani bu noktaya geliyor e, Kürtaj karşıtlığı Amerika'da. Zaten bir ara ben size bu aşırı dindar Amerikalıların ve Mormonların doğurganlığı övmeleri, kürtaj karşıtlıkları bunun aslında ne kadar ikiyüzlü ve ne kadar iğrenç bir şey olduğu üzerine Kocaman bir video yapmak istiyorum. Aklımda şu anda bir araştırma sürecindeyim. Çok güzel bir video gelecek bu konuda. Mormonlar üzerinden aslında biraz da başka şeyleri de eleştirmek istiyorum yani. Şöyle söyleyeyim, indirekt olarak ben size Mormonları anlattığımda çok tanıdık şeyler gelecek aklınıza. O yüzden biraz da konuşmak istiyorum bu konuyu. Yani bize çok uzak ne alaka ya Amerika Mormonlar bize ne falan diyoruz ama aslında o kadar tanıdık ki Biraz da bu yüzden aslında bu konuda bir video yapmak istiyorum. Bekleyin çok heyecanlıyım gelecek. Şu an araştırmasını yapıyorum sadece. Şimdi şeyden bahsetmek istiyorum. Bu özellikle bazen muhafazakar kadınlar. Ah kürtaj cinayettir işte onun canı var falan. Embriyonun canı var noktasına getiriyorlar ya işi. O bir hücre topluluğu yani daha hiçbir şekilde gelişmemiş, oluşmamış. Yani bir insana dönüşmemiş bir hücre topluluğuyken sadece yani bir sperm bir yumurtayı döllemiş sadece. Ve daha sürecin en başında. Onlar ruhu üfleniyor noktasından baktıkları için onları bu konuda ikna etmek imkansız ama normalde bir hücre topluluğu yani hani henüz bilinci yok, işte organları yok, hani çok şey yapmayı çok seviyorlar böyle yalan görüntüler yaymayı, işte bacaklarını kopararak çıkarıyorlar falan öyle bir şey yok. Minnacık bir hücre topluluğu yani hani sperm yani o sperm sıvısından hiçbir farkı yok yani aslında bakıldığında. Ama işte buna böyle bir can at, atıyorlar hemen. Aa işte o canlı, onu öldürüyorsun falan. Ama mesela birisi şunu söylemiş. İnanılmaz güzel bence bu konuya dikkat çekmesi. Ya arkadaşlar diyor. Embriyo değil mi? Embriyo. Henüz insana dönüşmemiş, bilinci yok. Siz canlı kabul ediyorsunuz ama bilinci yok, insana dönüşmemiş. Henüz bir embriyo. Embriyo canlı olsaydı dondurulabilir miydi? Yani embriyo sizin bahsettiğiniz gibi gerçekten insan bir bebek olsaydı içimizde. Onu dondurup mesela 10 yıl sonra o embriyodan çocuk sahibi olmaya karar verdiğinizde bunu yapabiliyorsunuz. Böyle bir şey mümkün mü sizce? Yani o bir bebek olsa, o bebeği dondurup ya ben 10 yıl sonra bunu ben karnımdan atayım şimdi. 10 yıl sonra doğsun tamam mı? İçime tekrar geri sokayım doğsun. Böyle bir şey mümkün mü? Buradan bak buradan çok bilimsel kanıtı bu yani. Embriyo dondurulabilen bir şey. Ülkemizde de yapılıyor bu. Embriyo dondurulabiliyor. Yumurta dondurulabiliyor. Dondurulabilen şeyler henüz insan formuna geçmemiş şeylerdir arkadaşlar. Eğer bebek olsaydı donduramazdık. Bebek olsaydı dondurup 10 yıl sonra doğurmaya karar veremezdik. Buradan çok net bilimsel açıklamasını yaptık. Burada okey, okeyiz. İkinci kısımda şu. Bu çocuklar doğduktan sonra herkes birden Böyle ortadan kayboluyor la, la la la. Aa kimsesiz çocuklar mı varmış? Ah, psikolojik şiddet gören, fiziksel şiddet gören, ekonomik şiddet gören, sokağa atılan çocuklar mı varmış? Ki ben biliyorsunuz çocuk yapmak istemiyorum ve çocuk bakmak da bana çok yani çocuklardan nefret ediyorum noktasında oluyor bazı insanlar antinatalist noktasında oluyorlar. Ben öyle değilim ama hani çocuklar hakkında ne düşündüm biliyorsunuz ben çocuk yapmak istemiyorum ama yemin ederim size. Ben mesela üzülüyorum düşününce at çocukları kaybolmuş çocuklardan bahsettik doğal afetler sonrasında kaybolan çocuklar ihmal edildiği için kaybolan çocuklar ihmal edildiği için kazalara kurban giden sakat kalan ölen çocuklar ne bileyim işte duygusal olarak ihmal edilenler fiziksel olarak ihmal edilenler fiziksel şiddet görenler anne karnındayken şiddet görenler mesela anne karnındayken anne şiddet görüyor veya anne sigara alkol içiyor bence bu da çocuğa bir haksız yani şiddet türü bence çünkü haksızlık bir sürü hastalıkla doğmasına sebep oluyorsun o çocuğun sırf alkol içtiğin için hani bu şekilde tehlikeli hamilelikler geçirdiği için çocuklarını bu şekilde doğuranlar sonra çocuk doğduktan sonra yetersiz besledikleri için çocukların bir sürü hastalık alısı hastalıkları zaten akraba evliliği ülkemizde başlı başına bir şey bodurluk gibi hastalıklar yoksulluktan dolayı olan şeyler yani o kadar çok çocuk korkunç ortamlarda büyüyüp yetişmek zorunda kalıyor ki o kadar çocuk korkunç bir yoksullukla sefillikle sınanmak zorunda kalıyor ki aileleri onları doğurmayı seçtiği için o kadar çok çocuk var ki itmanelerde ne bileyim işte ruh sağlığı bozuk olan çocuklar da var engelli çocuklar da var ve bu çocuklar mesela bir haber çıkmıştı ya işte aynı o filmdeki gibi cüce çıktı, Ukrayna'dan evlat edinmişlerdi. Aslında yaşı büyük çıktı, cüce gibi gözüktüğü için çocuk gibi gözüküyormuş biliyor musunuz? O aslında gerçekten çocukmuş. Çocuk yani küçücük çocuk sadece cücelik hastalığı var. Ama aile bakmak istemiyor engelli diye. Çok fazla sorunu olduğunu görüyorlar. Bakmak istemedikleri için de böyle sosyopatça bir şey uyduruyorlar. Aa bu çocuk aynı o filmdeki gibi büyüktü. Kemik yaşını bir doktorla anlaşıp büyütüyorlar. Sonra onu bir evde bırakıp bir kendi başına bir dairede bırakıp gidiyorlar 9 yaşında çocuğu artık bu bir yetişkin 21 yaşında biz bunu bakamayız diye çocuğu terk ediyorlar ve bu bildiğin çocuk ihmali çocuğa şiddetten e zaten aile yargılandı böyle yani. yani çocuklara yapılan haksızlıkları görmezler o kürtaj karşıtları o çocuk doğduğu anda artık gündemleri olmaktan çıkar neden biliyor musunuz çünkü bir fetüsü Hiçbir bilinci olmayan bir varlığı kutsallaştırıp savunmak çok kolaydır. Çünkü o fetüs size sen ne diyorsun kardeşim ya diyemez. Ya fikrinizin yanlış olduğunu söyleyemez. Sizle didişmez. Sizle çelişmez. Fikirleri Yüze vur, yüzünüze vuramaz mesela ne kadar yanlış bir şey düşündüğünüzü. Birisi çok güzel açıklamış bunu bir tweet'te. Henüz doğmamışlar, savunulmaya çok uygun bir grup insandır. Sizden hiçbir talepte bulunmazlar hapiste olanlar, bağımlılar veya kronik yoksulların aksine ahlaki açıdan karmaşık değillerdir. Yani nasıl olsa doğmamış bir çocuk. Doğmamış bir çocuk o. O masumdu masum falan diye istediği kadar acitasyon yapabilirsin. Herkes de sana katılmak zorunda kalır. Çünkü çocuk yani bebek doğmamış bebek. Sana kızamazlar. Senden şikayet edemezler. Patriarkayı sorgulamanı istemezler. Yetimler gibi paraya, eğitime, Çocuk bakımına ihtiyaçları yoktur. Sizin sevmediğiniz ırksal, kültürel ve dini yükümlülükleri getirmezler yanlarında. Hani böyle hiçbir şeyle uğraşmak zorunda kalmazsınız. Çeviriyorum bu arada. Çevirerek okuduğum için böyle yavaş yavaş okuyorum. Onlarla hiçbir şekilde ilişki kurmak veya yürütmek zorunda kalmadan kendinizi iyi hissedebilirsiniz ve doğduklarında onları unutabilirsiniz. Çünkü artık doğmamış olmaktan çıkmışlardır. Kendi zenginliğinize, gücünüze, meydan okumanıza gerek kalmadan doğmamışları sevebilir ve onları savunabilirsiniz. Sosyal yapıları yeniden düşünmek zorunda kalmadan, özür dilemeden ve kimseye tazminat ödemeden, kısacası eğer İsa'yı sevdiğinizi iddia etmek istiyorsanız ama aslında nefes alan insanlardan hoşlanmıyorsanız, doğmamış olanlar mükemmel insanlardır, sevilme, sevilecek. Alıntının sahibi David Barnhart diye biriymiş. Yani şey diyor, kolaya kaçıyorsunuz diyor. Nasıl olsa anasını satayım doğmamış çocuğu sevmek çok kolay hiçbir ahlaki yargını sorgulamıyorsun cebinden para çıkmıyor böyle yalandan ah, o doğmamış o kürtaj yapıyorsunuz öldürüyorsunuz falan diye hem dindarlık kasıyorsun hem duygu sömürüsü kasıyorsun hem o çocuğun üzerinden ah ben ne kadar bakın sevgi doluyum ve erdemliyim diye kendini övebilme şansın oluyor hem bak ben ne kadar da İsa'yı veya işte Allah'ı Tanrı'yı ne kadar çok seviyorum diye dinini Tekrar yaşamış oluyorsun Her açıdan kolaycı Her açıdan bedavacılık yani Diyor hani kürtajı e, Kürtajın yanlışlığını savunmak Her açıdan bedavacılık Çünkü sonucunda doğan çocukla uğraşmak zorunda değilsin Öyle bir yükümlülüğün sorumluluğun yok Bunu düşünmek zorunda değilsin Doğmamış çocuk için zırla yeterli yani Bir de şeyden bahsetmek istiyorum size Twitter'da Böyle grup gibi yerler var Farklı bir timeline O timeline'a katılınca Zaman akışı deniyormuş bunlara. O zaman akışına katılınca sadece oradaki topluluğun gönderilerini görüyorsun, onların tweetlerini görüyorsun. Birazcık Facebook grubu mantığında aslında. Çünkü Facebook grupları insanların dayanışması ve birbirlerine bir şeyler sorabilmesi için gerçekten harika bir yer. Facebook'u hiç kullanmayanlar yıllardır bile ben mesela o gruplardan çok fazla fayda gördüm. Kedilerim konusunda olsun veya işte hayatta karşılaştığım herhangi bir problem konusunda gerçekten hiç tanımadığım ve benle hiç aynı ülkede yaşamayan alakasız insanlarla çok güzel bir komünite oluşturabildiğim gerçekten çünkü hepimizin tek ortak bir derdi var veya ortak bir konuşmak istediğimiz konu var falan çok güzel yerler sanırım Twitter'da çakallık yapmak istemiş bu noktada Facebook gruplarından geri kalmak istememiş böyle zaman akışları var tabii ki herkes görebiliyor gizli değiller bunlar bilmiyorum belki gizli olanlar da vardır ama bu benim gördüklerim gizli değil bu topluluklara katılıyorsunuz. Katılmasanız da timeline'a takip ederek o akışı görebiliyorsunuz. Ve bu akışlar benim katıldığım iki tane akış. Birisi de işte benim stilim. Birisi de safe place. Bu iki akışta da genelde kadınlar var. Safe place'te 15 bin tane üye var. Alım kapalı lütfen mesaj atmayın. Sadece kadınlara özel indirim, alışveriş, film, dizi, ilişkiler, gündelik şeyler. Şöyle Bretsli bir kapak fotoğrafı var. Burası kadınların giyim, kıyafet gerçekten de bu burada söylendiği gibi ilişkiler, moda her şey konusunda ya şey gibi düşünün biraz kadınlar kulübü gibi kendi aralarında dertleştikleri, dayanıştıkları ama genç kadınlar bunlar. Hani Twitter çünkü sonuçta daha genç insanlar kullanıyor. Kadınlar kulübü reimagined gibi düşünün. Kadınlar kulübünü nasıl 80'li kadınlar kullanıyorsa artık modası geçen bir platform olmaya başladıysa artık onlar Instagram'a falan göç ettiler yavaştan. Forumlar artık çok forum kullanan var mı bilmiyorum artık. Genelde insanlar sosyal medyadan böyle birleşiyorlar. Daha genç kadınlar işte beraber bir şeyler konuşuyorlar, dayanışıyorlar. Bir tanesi bu safe place. Bir de işte benim stilim var. Erkeklerden uzak bayan bayana güvenli bir alan oluşturuyoruz. İkisi de böyle güvenli alanlar. Ama e, tabii ki tweetler herkese açık olduğu için Twitter'ın mantığı gereği gruba yazıyorsan eğer tweetlerin gizli değilse Herkes görebiliyor. O yüzden ben de görebiliyorum. Bu ikisini çok merak ettim çünkü yani akışları takip ettim, katılmak istedim. Çünkü ya kadınların birbirine sordukları sorular, genç kadınların birbirlerine so sordukları sorular, birbirlerinden istedikleri tavsiyeler falan bana çok ilginç geldi. Tabii ki burada şey yapmayacağım. Böyle aa dalga geçip böyle expose etmeyeceğim yani. Sadece birkaç tane gönderiyi tartışmak istiyorum sizinle. Arada zaten buradan gönderiler viral oluyor çünkü genelde İlişki tavsiyesi istenirken genç kadınlar o kadar iğrenç erkeklerle haşır neşir olmak zorunda kalıyorlar ki çünkü genç erkek yani genç kadınlar liberalleştikçe özgür düşünceye yaklaştıkça genç erkeklerin muhafazakarlaştığına dair bütün dünyada böyle olmaya başladığına dair araştırmalar var. Bunun çok tetikleyici, tetikleyen bir şeyin de savaş ve göçmenler falan filan ve bilgisizlik. Böyle her boku sosyal medyadan öğrenip kendi uzman zannetmek falan bunlardan da kaynaklı olduğunu düşünüyorum da sonuç olarak o kadar nasıl söyleyeyim? O kadar çöp insanlarla muhatap oluyorlar ki ve o kadar saçma sapan ilişki tavsiyeleri istiyorlar ki tamam gerçekten utançtan falan şey yapılmaması yani utanılmaması gerekiyor. Böyle şeyleri tabii ki sormadan öğrenemezsin. Bir de yaşları çok küçük insanlar da var orada ve biz ben mesela istediğim kadar anlatayım yani bu insanın sana böyle davranmaması gerekiyor kendini bu şekilde ezdirmemen gerekiyor o ilişkiden çıkman gerekiyor so şu an sen orada güvende değilsin şiddetli psikolojik şiddet duygusal şiddet artık her neyse ya veya fiziksel şiddet sen orada güvende değilsin ve oradan çıkman gerekiyor dediğinde ha çıkayım ben o zaman ya diye akıl edip çıkacak yaş veya olgunluk veya işte hayat deneyimi olmayabiliyor bazen. Veya o mental güç olmay olmayabiliyor bazen. Yani sen ne dersen de bin musibet, bir musibet bin nasihatten iyidir derler ya. Ben istediğim kadar götümü yırtayım. Ben bir şey söyledim diye oradaki kızlar o ilişkilerinden vazgeçmeyecekler. Ama öyle ilişki soruları sor soruluyor ki bazen ağzım açık kalıyor. Böyle diyorum ki nasıl, nasıl devam ediyorsun? Bu kişi sana bu kadar saygısızca ve kötü bir şekilde davranmaya devam ediyor. Ama sen... Nasıl devam edebiliyorsun mesela bu ilişkiye bu kadar kötü muamele görmene rağmen neden devam ediyorsun? Çünkü muhtemelen o kadar bir değer yani o kadarına layık olduğunu, o kadarını hak ettiğini düşünüyor veya işte yeterli hayat deneyimi yok. 30 yaşında, 40 yaşında bir kadın gibi kadın gibi siktir lan diyemiyor mesela karşısındaki erkeğe. O an çok böyle "Ah sevgilim, ah, ne olursa ya ne yaparsa yapsın" falan gibi geliyor ona. O yüzden böyle ağzım açık bir şekilde sadece bakıyorum. Çünkü biliyorum ki kendisi öğrenmesi gerekiyor insanların bazı şeyleri ama çok üzülüyorum gerçekten genç kadınların bu hallerine. Böyle insanlarla, böyle iğrenç insanlarla muhatap olmamaları gerekiyor. <laughs> Mesela şey böyle Reddit'teki postlar gibi biraz. Reddit'te de çok var. Erkek arkadaşım 35 yaşında, kız kendisi de 20 yaşında. Erkek arkadaşım beni bugün dövdü. E, sizce ayrılmayı bulunmayız kızlar? Yemin ederim bak neredeyse bu ayarda olacak sorular. Birkaç tane göstereceğim şimdi size. Bu ilişki soruları genelde çok fazla viral oluyor. Bir sürü kişi retweetliyor, milyonlarca kişi görüp yorum yapıyor. O yüzden genelde kızlar ya utanıyorlar ya da bu kadar viral olunca tanınacaklarını falan düşünüp siliyorlar. O yüzden şu an bir ilişki gönderisi bulamadım ama mesela bir tane gönderi buldum çok ilgimi çekmiş. Kızlar fake fotofladı yapıyorum size. Kendi çektiğim fotoğraflar istediğiniz yerde kullanabilirsiniz lazım olursa. Öyle bir float yapmış. O kadar normal fotoğraflar var ki hamburger, patates kızartması, midye yemiş falan, gün batımı, AVM fotoğrafı dışarıdan, kedicikler, özellikle İstanbul'da toplu taşıma turnikelerinde oturan veya kafelerde oturan kedicikler, trafik ışıkları. Böyle çok İstanbul, çok Türkiye, Böyle bira fotoğrafı masada bir mekana gidilmiş, bira çekilmiş. Yani böyle tam hani genç yetişkin bir insanın yapacağı, gire, gideceği, göreceği yerler, yapacağı aktiviteler tamam mı? İskender fotoğrafı, tatlıcı fotoğrafı, tatlı fotoğrafları, kedi fotoğrafları, katmer, künefe, yol fotoğrafları, cami, ağaçlar. Ben ne diye düşündüm biliyor musunuz? Ben şuna üzüldüm. Dedim ki ya dedim birincisi bu fotoğrafları... Keşke bütün gençlerin böyle fotoğraflar çekecek gücü olsa. Çünkü biliyorum ki özellikle küçük şehirlerde yaşayanlar veya ekonomik durumu iyi olmayanlar ki şu an gençlerin çoğu böyle maalesef ekonomik krizden dolayı böyle gezip içip yiyip içip dilediklerince eğlenip yaşayamıyorlar tamam mı? Ben o yüzden ya ne kadar kötü bir şey bir şey şu fotoğrafları story'ne atmaya ve etrafına bir aktiviteler, eğlenceli aktiviteler yapıyormuş gibi davranmaya muhtaç olmak. Şu fotoğrafları muhtaç olmamalı kimse. Yani o kadar o kadar trajik geldi ki bana dedim ki yani kim bilir kime gösterecek. Kime böyle bir yaşam tarzı sürüyormuş gibi hava atacak veya çok istiyor demek ki böyle yaşamayı ama böyle yaşayamıyor. Çünkü bayağı da yer işareti var. 2200 yer işareti var. 561 beğeni var. Demek ki kullanılacak bunlar yani. Ve bunları kullanacak olan insanlara çok üzüldüm. Hani bir insan nasıl bir çaresizlik içinde olabilir ki böyle bir şey yapma ihtiyacı duyar. Veya ya kendi galerinde demek ki böyle fotoğraflar yok. Böyle fotoğraflar çekilemiyorsun çünkü gezemiyorsun. Çünkü İstanbul'da bir otobüse biniyorsun zaten 20 lira falan. Yani nasıldı hatırlamıyorum tam. Ama birkaç kere Marmaray'a bindim yani. Bildiğin taksiye binmiş kadar oldum. Aşırı pahalı toplu taşıma insanlar karşıya geçmeyi veya vapura falan binme gibi basit İstanbul zevklerini bırak. Yani otobüse binerken AVM'ye giderken bile bin kez düşünmek zorundalar. O yüzden çok üzüldüm. Benim aklıma bu geldi. Bunu ilginç buldum mesela. Ama alıntılarda şöyle bir korkunçlukla karşılaştım arkadaşlar. İşte erkek aklı. Yani benim aklım asla böyle bir şey çalışmadı. Ama o kadar yani o kadar özgüvensiz olman gerekiyor ki bunu düşünmek için. Ve kadınlardan o kadar nefret etmen gerekiyor ki. Kim bilir kimi aldatacak. Beyler bunu kaydedenle olmaz neymiş? Bu fotoğrafları aslında kaydeden kişiler bak sevgilim şu an buradayım buradayım ben aslında falan diye. Yani böyle zaten böyle özgüvensiz, ezik erkeklerde böyle bir şey oluyor. Herkes benim sevgilimi mehallenecek. Bütün dünya benim sevgilim için geberiyor, ölüyor. Ya yani o bir de sevdiğin kişiyi güvenmemeyi, onu insan olarak görmemeye geçişim, onu o kadar eşyan olarak sahiplenmişsin ki onu böyle hani ne bileyim bir kalem kutusu falan olarak görüyorsun. Bir, bir ne bileyim bir eşya yani bir yastık olarak falan görmen gerekiyor ki. Aman Allah birisi şey yapacak veya işte ne bileyim bir evde buzdolabında duran bir tatlı olarak görmen gerekiyor karşındaki kişiyi. Yani duyguları olan, kendi kararlarını kendi verebilen bilinçli bir insan olarak değil de buzdolabında kardeşin yemesin diye uğraş, heyecanlandığın, endişe ettiğin bir tatlı olarak görüyor olman gerekiyor kadınları. Ya şu fotoğraflardan bu şekilde trigger olmak için yani şeytanın aklına gelmez. Nasıl mesela aklınıza geliyor aa aldatacak bunları kaydeden orospudur falan. Yani ben böyle bir böyle... Allah'ım bu kızlar nasıl erkeklerle muhatap olmak zorundalar? Nasıl erkeklerle ilişki yaşamak zorundalar? Cehennem gibi o kadar üzüldüm ki bir ekonomik sorunlar var. Bir de üstüne böyle dalayaraklarla muhatap olmak zorundalar. Doğru düzgün insan gibi insan yok yani neredeyse hiç. Son olarak Taylor Swift'ten bahsetmek istiyorum. Taylor Swift de çok aşırı konuşuldu bu aralar. Ben birazcık geç kaldım artık bu konuya ama. işte geçen haftalarda biliyorsunuz jet muhabbeti çok çıktı. İşte jetli çok geziyormuş da çok fazla uçak yakıt kullanıyormuş da falan filan da falan. Böyle bir kısım insan bu yüzden eleştiriyor. Bir kısım insan iyice bokunu çıkarıyor artık. Kadın düşmanlığı noktasına getiriyor. Çünkü Taylor Swift zengin, beyaz bir kadın. Ve en hani en güvenli alanda eleştirilebilecek insan yani. Hani başka mesela milyon, milyonerleri, milyarderleri Elon Musk'ı falan eleştirmeyen tipler geliyorlar. Taylor Swift'i daha kolay hedef olarak görüyorlar. Az önceki bahsettiğim meselenin birazcık benzeri işte aslında bu da. Daha kolay hedef seçme kendine falan gibi. Tamam eleştirirsin. Yaptığı gerçekten çok korkunç bir şey bu arada. Şey diyorsunuz ya bazıları öyle savunuyor çünkü. Ya işte onun değilmiş aslında kiralıkmış da o çok az biniyormuş da. Bu bir bahane değil bu bir İkincisi e, ya nasıl düzenlesin tur düzenliyor kadın işte Pegasus'a mı binsin ne yapsın falan filan böyle bir şey de yok. Bu da iki çünkü sanırım Muse muydu bir müzik grubu turlarını karbon ayak izi düşük olacak şekilde ayarlamışlar mesela. Ya tabii ki ben Taylor Swift'ten de çevreci falan olmasını beklemiyorum. Kendi halinde takılan zengin beyaz bir kadın yani dünyayı sikine bile salladığını zannetmiyorum. Ki yani evet zenginlerin böyle bir sorumluluğu var, var aslında. O bir, 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 şey söylese milyonlarca kişiyi etkiliyor. Bir şey yapsa milyonlarca kişi aa demek ki bu böyleymiş o yüzden böyle yapıyor diyor. Bu şekilde bir etkisi olduğu doğru ve yaptığının yanlış olduğu bir gerçek. Ama yani Taylor Swift de zaten bizim Türk ünlülerin bazılarına benzetiyorum. Hani böyle çok stratejik bir şekilde bazı konularda hükümetten yana falan. <laughs> o yüzden böyle etliye sütlüye karışmayayım ben. Konserimi vereyim geçip gideyim falan. Böyle çok stratejik davrandığı için Ondan da böyle bir acayip politik bir çıkış, çevreci bir çıkış falan da beklemiyorum yani. Çok belli zaten öyle bir insan olmadığı. Bazı insanlar, bazı gençler işte onu çok böyle olmadığı bir yere koyuyorlar. Öyle bir şey yok. Ama bu demek değildir ki düşmanca davranılabilir. Böyle herkes onu hedef tahtası haline getirip istediği kadar ona sayıp sövebilir. Çünkü bunu yapan bir sürü insan var. Yani bir kere Elon Musk. Yani Elon Musk'ın kendisi başı başına safi zarar bir adamken o dururken gidip Herkes Twitter'da özellikle böyle kriptodan falan zengin olmaya çalışanlar, böyle grifter denen saçma salak dolandırıcı şaklaban tipler Elon Musk'ın böyle ayağını yalamak için sıraya giriyorlar. Hatta bir tane adam birkaç yıl önce Elon Musk bir tweet atmıştı. Geçen sene falan sanırım hatırlamıyorum. İşte seks yapmadım uzun zamandır falan. Biri yazmıştı ki o kripto buralardan biri. Karım var ama gerçekten eğer seni mutlu edecekse seninle seks yaparım. <laughs> o kadar böyle göt dilini yalıyorlar ki hatta bu konuda bir sürü mimler var bir iki tanesini buraya koyacağım. Yani gerçekten adamın köleleri var Twitter'da. Onu savunan, onu ölümüne destekleyen, yalayan falan. Ama aynı şeyi hani bir de Twilight kitap incelemesinde de işlemiştik bunu. Genç kızların sevdiği şeylerden nefret etmek çok kolay. Taylor Swift'i genç kızlar seviyor daha çok veya genç kadınlar seviyor. O yüzden insanlar daha bir bok atılası görüyorlar. Daha kolay, daha konforlu bir yerden nefret edilesi görüyorlar. Bir de üstelik öyle kadın düşmanı bir hale geliyor ki bu. Artık porno AI pornosunu falan yapmaya başladılar iyice bu konu çıkarma noktasına getirdiler. Allah'tan Twitter'da hemen bu konuda Elon Musk sağ olsun bize karşı almadığı önlemi yani biz inanılmaz kadınlar olarak çok fazla tehdit, hakaret, bunun gibi şeylerle çok karşı karşıya kalıyor kadınlar internette ya yani Twitter'da özellikle bu son Elon Musk'ın eline geçtikten sonra çünkü öyle bir politika gidiyor. İşte ifade özgürlüğü falan kendi foto profil fotoğrafını onun profil fotoğrafını koyamıyorsun. Onda dalga geçen şeyler yazdığında hemen müdahale ediyor. İfade özgürlüğüne bak. Ama istediğin kadar Hitler'i övebilirsin, sayıp sövebilirsin. Herkese istediğin kadar büyük bir orospu çocuğu olabilirsin. ...istediğin kadar kadınlara ceset fotoğrafı atabilirsin. Hiçbir şey yapılmaz hakkında. Ya da bir şey yapılana kadar zaten iş işten geçmiş olur mesela. Böyle bir politika var. Ama sağ olsun Taylor Swift'in AI pornosu yayılmaya başlayınca ben gördüm bu arada iğrençti gerçekten. Yani bunun dümdüz yani hukukun artık bunlara yetişmesi gerekiyor. Dümdüz suç ilan edilmesi gerekiyor bunların artık. İğrençti ve iyi ki kaldırıldı. İyi ki artık hiçbir yerde görülmüyor, ulaşılamıyor yani. Anında hemen kaldırıldı ve dava açacakmış. Ve donlarına kadar da alması taraftarıyım. Çünkü artık öyle bir seviyeye geldi ki yaptıkları kadın düşmanlığı. Yani bir tek bir milyoner kadının uçağa binmesinden rahatsız oluyorsan sorun sendedir yani. Ben zaten Taylor Swift'le ilgili attığım tweetlerde bunu Mutlaka belirtiyorum yani tek yapan milyonlar, milyarder o değil. Herkes dünyanın anasını belliyor zaten falan gibi. Bunu belirtme ihtiyacı duyuyorum çünkü gerçekten Taylor Swift'te yapılan anlamsız lincin ve yüklenmenin biraz da üf, genç kızlar genç kadınlar seviyor konforu ona linç etmenin ona artık taciz derecesinde yapılan bu lincin konforlu bir yerden linç edilmesinden bahsetmiştik ki artık geldiği nokta gerçekten aşağılık bir noktaya ulaştı. Ve ben bu konuda da ben çok rahatsızım yani. Hani milyarderleri eleştireceksek bir tek Taylor Swift yapmıyor çünkü bunları. Bir de mesela bana da beni de çok eleştirdiler. Ya <laughs> ben anlıyorum bu arada. Ben de mesela lisedeyken falan Beyoncé'ye birisi laf ettiğinde böyle kanım bütün sinirim tepeme çıkıyordu falan. Ölümüne savunmaya başlıyordum. Sanki Beyoncé mirasını bana bırakacak gibi anlıyorum gerçekten kendinizi yakın hissetmenizi hayran olmanızı o yüzden mesela saldırmanızı oraya buraya çünkü ben de çok kavga ediyordum arkadaşlarımla bir yüzünden bir yere kadar anlayabiliyorum o yüzden tepkilerinizi çok bir şey demedim o yüzden çok fazla şey yapıldı bu kadın da Taylor Swift'e sallayacağım diye götünü yırttı falan filan ama bir tane şey çok dikkatimi çekti etkileşim getirdiği için Taylor'a sallıyorsun bu ara arkadaşlar ya gözünüzü seveyim rica ederim bak beni o Taylor Swift üzerinden etkileşim devşirecek zavallılarla bir tutmayın. Ben zaten şu podcastlerimden, videolarımdan Twitter'a düzenli olarak kesitler atsam linç edile edile milyonlara ulaşırım. Zaten ben Twitter'da osursam linç ediliyorum. Benim etkileşime ihtiyacım yok. Bir de şey çok, gerçekten çok ayıp yani. Beni hiç tanımayan bazı insanlar oluyor. Mavi tik almışsın, işte rage bait kasıyorsun. İnsanları sinirlendirerek işte etkileşim almaya para kazanmaya çalışıyorsun. Birincisi yani Elon Musk size ne gibi lanse etti o para kazanma olayını bilmiyorum ama hani mavi kendini zor karşılıyor zaten. Ben mavi tiki sırf mavi Twitter kullanımı artık insanların önüne tweet düşmüyor bile. Sırf kendi kendine götürüyor zaten o para. Mesela 300 lira idi sanırım en son. 300 lira veriyorum geri 300 lira geliyor. Hatta bazen daha az bile geliyor. Sırf o onu kurtarıyor diye mavi var. Yoksa eğer bir gün 300 lira gelirse ve karşılığında Elon Musk bana 100 lira verirse anında kaldırırım benim o mavi ki şu anda. Sırf hani kendini götürüyor diye orada bulunsun. insanlar daha çok görsün. Hani bu yüzden yoksa ben insanları sinirlendireyim de 5-10 dolar kazanayım. Yani ben bu hesabı ya öyle bir, bir para kazanma şekli yok zaten. Para kazanamıyorsunuz o şekilde. İnsanlar böyle çılgın götlerini yırtıyor para kazanmak için. Alakasız videolar atanlar her tweetin altına sinirlendirerek insanları linç başlatmaya çalışanlar falan filan. Yani tweetin hadi diyelim 5 milyon görüntülendi. Kazanacağın böyle 5-10 dolar falan. O yüzden haber sitesi aşırı büyük şirketleşmiş bir şey olmadığın sürece... Twitter'dan kazanacağım paranın hayrı yok zaten. O yüzden böyle şeylerle suçlandım da arkadaşlar çok üzülüyorum gerçekten ya. Ben ki Twitter'a 2013'ten beri çeşitli türlü türlü linçlerle, kıl linciyle başlayıp çeşitli türlü linçlerle sırf ben var, var olduğum için ve fikirlerim azıcık farklı olduğu için veya belki de azıcık farklı değil, belki de benim gibi düşünen çok insan var ama insanlar o kadar çok kendi yankı odalarına hapsolmaya alışmışlar ki ben mesela bir fikir belirtince onu böyle unga bunga gibi dünyanın en garip fikri gibi geldiği için hemen sopalarla falan saldırıyorlar. Bu yani ben benim Twitter'da yanayımım çok uzun bir zamandır buydu zaten. Yoksa ben etkileşim için Taylor Swift'e tweet atayım de onun hakkında işte jet uçağı şey esprileri komikti. Mesela Taylor Swift <laughs> Kumanda e, koltuğun karşısında uçakla böyle evi, evin içine dalan bir görüntü var. Kumanda karşıdayken e, Taylor Swift koltuğa uzanmaya çalışıyor falan diye. Bu, bu mimler komik tamam mı? Ama bu kadar arkadaşlar. Eleştirirsin, komik mime gülersin, geçersin artık. Taylor Swift şöyledir, böyledir, Taylor Swift pudur. İşte bak AI pornosu falan. Bu noktaya geldiğinde işler artık gerçekten tadı kaçıyor yani. Şu aralar, şu son bir aydır, her hareketinden, her videosundan, her şeyinden, bütün hayranlarının hareketlerinden falan çok manasızca böyle bir şeyler çıkarılmaya falan çalışılıyor. Öyle çok konuştum, konuşmaktan artık çenem yoruldu. Ben artık burada bırakayım ama arkadaşlar bundan sonra merak etmeyin bir yere gitmiyorum. Tamam mı? Buradayım artık. Zaten çıkacak olan her şey çıktı. Gidilecek olan bütün etkinliklere gidildi. Artık beraberiz tekrardan. Öyle size açıklamasını yapmak istedim. Çünkü biliyorum çok özellikle Spotify kanadında inanılmaz sövülüyor bana. Bu arada onu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Bana sürekli şey deniyor. Niye zamanında atmıyorsun? YouTube'a attığın gibi oraya atmıyorsun. Arkadaş bir de şey çok söyleniyor. İşte bu bütün bu içeriklerini Spotify'a podcast olarak atsana. Şu anda Türkiye'de podcastler üzerinden Spotify'dan para kazanma özelliği yok. Ve ben de sonuçta emek veriyorum ve karşılamıyor, dönemiyor artık daş mı yiyem arkadaşlar yani daş mı yiyem o yüzden maalesef olmuyor yani şöyle oluyor ben hala orada bedava her şey ama bir hafta geç geliyor bir hafta geç geliyor sadece bir duyuruyla ayrı açıklamıştım ama kaçıranlar olmuş herhalde ara ara böyle tekrardan hatırlatmak gerekiyor Spotify'a daha geç geliyor arkadaşlar podcastler e, sebebi de bu neyse hepinizi çok çok öpüyorum beni dinlediğiniz için izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın